Şimdi tabii burada birkaç hususun altını çizmek lazım. Bir kere prensip olarak ateşkese karşı çıktığını söylemek çok doğru olmaz. Ne Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ne de Türkiye'nin ateşkese karşı çıktığını söylemek doğru olmaz. Elbette meselenin her iki taraf da askeri yollarla çözülmesi konusunda bir sınır olduğunu biliyor. Aynı zamanda bir kapasite meselesi, bir imkan meselesi. Türkiye siyasi çözümü Libya'da destekliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti de siyasi çözümü destekliyor. Dolayısıyla ateşkes konusunda net bir karşı durma söz konusu değil. Ancak şu farkın altını çizmek lazım. Ateşkes ne zaman yapılmalı? Doğru zaman ne zamandır? Evet, burada bir farklılık söz konusu. Elbette şu anda Hafter'in ve Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ateşkes çağrısı geçtiğimiz hafta da yapılmıştı. Ancak o daha çok zaman kazanmaya yönelik bir durum ve taktikti. Rusya tarafından ateşkes çağrısının yapılmasının arkasında da benzer bir durum var. Yani Sirte'de şu anda mevcut durumu, çatışmayı dondurarak ateşkes ilan ederek siyasi tartışmalara geçilmesi taraflar arasındaki dengeyi de belirleyecek bir husus. Eğer Ulusal Mutabakat Hükümeti şu anda ateşkes yapmak, kabul etmek ve yeni bir siyasi zemine, daha doğrusu var olan siyasi zemini yeniden hareketlendirme noktasında istekli olduğunu söyleyemeyiz. Bu Hafter'i meşru bir aktör olarak masada tutar veya Libya'daki bu ikili yapıyı masada tartışma zemini olarak kabul eder. Bu UMH'nin kabul ettiği bir durum değil. Türkiye'nin de kabul ettiği bir durum değil. Ama bu ateşkes yapılmayacağı anlamına gelmez. Önümüzdeki süreçte elbette UMH güçlerinin Sirte'yi alarak özellikle Misrata'ya yönelik baskı ihtimalini ortadan kaldırmak, Libya'nın Sirte'den sonra Cufra özel bir alan, baskı alanı olarak ortaya çıkıyor yine Libya hükümetine karşı onu engellemek ve en önemlisi de petrol alanlarını UMH'nin kontrolünde tutmak maksadıyla böyle bir önümüzdeki dönemde hedef ortaya koymuş durumda. Peki. İşte bunlar gerçekleştikten sonra ateşkes konuşulacaktır ve bir siyasi zemin üzerinden diplomasi trafiği başlayacaktır. Zaten belli bir diplomasi dinamiği söz konusuydu. Şimdi onun yeniden canlandırılması ve Libya'nın bir arada tutulması çok önemli. Yani Türkiye'nin Peki. de meşru hükümetinde amacı ve hedefi bu bir aradalığı sağlayıp Libya'da reformları bir an önce hayata geçirmek.